kanalımıza, yüreğimize bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle hayvanlarla birlikteyiz. Bir tanesi rahatsızlanmış ve geldik. Şu bildiğimiz el aşinesinin yarısını vurduk. Mevsim kurak arkadaşlar. Görüyorsunuz aslında o çok var. Ama biraz kuraklık yaşadığımız için dönem dönem hayvanlarda zehirlenmeler gerçekleşiyor. Bugün bir de işte burada kurtlar varmış derede. İki tane. Karşı köyden görmüşler, daha haber verdiler ki malınıza sahip çıkın da kurtlar burada dolaşıyor diye. Evet. Şu ileride inek ölmüş. Arkadaşlar kurtlar da vardı. Sonbahar mevsimini yaşıyor. Sürü halinde geçen köyün karşısında bayağı bir avladı sırtlar. Yani uluyorlar. Dişi köpek uluyor. Diğerlerini çekiyor. Köpekleri çekip boğuyorlar. Değil mi? İşte sen daha iyi biliyorsun bu yöntemi. Aynen öyle. Ha. Öyle. Yine neredeyiz arkadaşlar? Burası. Şöyle göstereyim. Evet. Taspar Köyü, Gazipınar Köyü'nün altında. Bizim Mera'dayız. Son Ermeni mezarının ilerisinde Mare diye hitap ederlermiş eskiden. Son kalan burada, son kalan Ermeni'nin mezarı. Daha önce videoda açıklamıştım sizlere. Falak burada. O ufaklık da burada. Bozo! Bozo da burada. Hele akşam başladı. Köyümüz de aç arkadaşlar. Tam şu derenin tepe gözüküyor. Küçük tepenin orada. Yani bayağı bir mesafe var. Aslında merak olarak yerlerimiz çok uç, karşı tepeler falan. Ama velakin dediğim gibi 3-4 aydır doğru düzgün yağmur yağmadı. Şu gevenlere size şey anlattım arkadaşlar. Bu gevenler eskiden kışın ot bittiği zaman ya da ot az olduğu zaman bu gevenleri kökten sökerlerdi. Tüslerlerdi bunları. Enişte bunlar da yapmıştı bir dönem. Daha sonra da çekişle bunları ezer. Hayvanlara efendim? Mala yedirir. Evet, mala yedirlerdi. Şöyle şu gevenleri aynen böyle kazıp götürüyorlardı. İşte mevsimi kurak olmasından dolayı sık sık o zehirlenmeleri gerçekleşiyor. Bugün de yine aynen bir tanesinde geldi. Ben de koşarak geldim buraya. Müdahale ettik. Aslında çekecektik de hayvanı doğru zapt ettiğimiz için yapamadık. Bozo da bugün bütün gün buradaydı. Ufaklıkla da benimle geldi. Bozo da mı? Bozo! Ya oğlum sana bir torba mama verdim ben. Daha sen ne istiyorsun? Ha? Evde de sana sürpriz var Bozo. Sevgi istiyor. Ha, oyun oynamak istiyor ya. Oyun oynuyor da ondan sonra üst baş bırakmıyor. Şuna baksana yine. Yine oynamayınca arkadaşlar böyle küsüyor bu. Bunun huyları var, biraz böyle değişik bir şey bu. Değil mi oğlum? Değil mi lan? Hemen küsüyorsun sen. Hemen küsüyorsun sen. Baba. Oğlum. Şöyle. Palak oğlum. Aferin oğlum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sürekli o bir yer. O geziyordur. Ama o karşıya baktırarak bir şey çıkmasın. Arkadaşlar bu bir yere baktı mı kesin orada mutlaka bir şey çıkıyor. Şu aluçlar da bitmiş. Biraz önce aşağıda dedim ki ay kurs sarıtsam olarsın. Ne uğraşıyorsunuz? Gelmişler. Ne kuş burnu aluç. Şöyle son. Mevsim son. Son birkaç tane kalmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi götürüyorlar, topluyorlar, samanın içine gömüyorlar arkadaşlar. Bunu kışın yiyorlar. Şöyle alışları göstereyim. Bozulmadan kalıyor. Aynen öyle. Hayvanlar dağılık böyle. Aşağı doğru köye doğru yönelmişler. İnekler başı çekip gidiyorlardı. Onlar gidiyor da ben şu yukarıdan toplayayım. Tamam şey yapalım birazdan. Arkadaşlar burası sessiz vadi. Bir de Mare'nin mezarı da diyorlar. Artık Mare'nin anlama geliyorsa işte dediğim gibi son Ermeni'nin. Burada Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten eski yerleşim yeri Ermeni Yezidilere ait. Daha çok diğer videoları anlatmıştım. Bir daha kısa geçeyim ben.
Ezidiler, Ermenilerden de son kalan burada. Birinci Dünya Savaşı'ndan köyler boşaltılıyor bizim buralar. İşte Rus işgaline karşı bir mücadele başlatılıyor arkadaşlar. Şöyle hayvan hızlandı. Ha bak şimdi. Dere ağzı şimdi tehlikeli bir yer. Daha sonra da Adana'ya göç ediyoruz. Yani bizimkiler Adana'ya göçüyor. Kayseri, Sivas'ın belli bir yerlerine. Tokat'a, Küçük. Daha sonraki süreçlerde savaş bittikten sonra kalanlar da savaşıyor, ölüyor, kalıyor işte. Aslında uzun bir hikaye. Videolarda bahsediyorum dönem dönem. Adana'dan tekrar 10 yıl sonra tekrar buraya geri geliyorlar arkadaşlar. Burada kalan son Ermeni de burada ölü buluyorlar. Ölmüş yani. Hayvanlar buralarda yayılıyor, kendi başına kalmışlar burada. O da ölmüş, burada gömüyorlar. Çok şey oluyor. Kazıya oluyor. Talibat'ta oluyor mezar. Canı sıkılan gezip hazine arıyor burada. Yok demiyorum. Var ama mezarda da değil. Mezarda olmasa imkansız. Yani sonuçta buradaki gelen bizim insanlar gömüyor. Tutup eşyalarıyla gömecek halleri yok. Ya da milattan önceki mezarlara ait değil. Sonuçta Hristiyan halklarda dindar insanlar, onlar hediyelerle gömülmüyor. Ama bizim insanlar bunu anlamıyor tabi. Çok kaçak kazılar var. Biz de görüyoruz tabi, işaretleri görüyoruz, yerleri görüyoruz. Şu görüyoruz. Şu ana kadar bizim orada mezarlıklar var. Tabi çektim. Desenli mezarlıklar böyle. Ezidilere ait, Reşilere ait. Daha doğrusu Ezidi halklarına ait. Simge. Şöyle. Oradaki suyu da daha önce şifalı bir su vardı, çektim. Sizlere göstermiştim. Aslında güzeldi. Gecenin biri bir kamyon geliyor arkadaşlar, yanaşıyor, taşları toplayıp götürüyor, mezar taşlarını. Dereyi aşmadan devriliyor kamyon. İçindekiler de hayatlarını kaybediyorlar. Bizim burada kesinlikle halk, buran halkı kaçak kazı ya da kazı yapmaz. Yani kaçak değil, kazı yapmaz. Çünkü hurefelere inanırlar. Kutsallıklar vardır zaten. Hani türbe ziyaret yerler var, onlara zaten dokunmuyorlar. Bir de kazı yaparken çeşitli şeylere rast, metafizik varlıklara rast gelinmiş. Aslında ben eskiden inanmıyordum ama görünce ben de inanmaya başladım. Yani korucu diyoruz, yani tasım diyoruz, diğer şeyler var ya da metan gazı var. Bizimkiler buranın insanı hayatta dokunmaz, uğraşmaz. Hep dışarıdan gelenler kazı mazı tarif ediyorlar. Artık geceleri meceleri biz görmeden, gördük zaten bırakmıyoruz ve karşıda çıkıyor zaten, geri de gönderiyoruz ya da bir şekilde hallediyoruz. Hani o şekilde. Bu arada da bir sosyal mesaj olsun arkadaşlar, kaçak kazlara karşı olalım, tarif etmeyelim tarihi, kültürü, mirası. Gerçekten çok güzel durdular. Şimdi dağılmış, kırılmış, yıpranmış. Üzülüyor insan. Çocukken onların içinde oynardık, biz o desenlere bakardık. İşte tavus meleği desenleri halen yeri yeri var. Güneşin kutsallığı Ezidik'te. Meleki tavus dedikleri. Üçgen. Haros'un gözü diye nitelendiklerimiz üçgen. Ve o şekilde. Oğlum. Ya sen bak. Ya sen oğlum bak, poşet falan ye. Bak. Hayır. Bozo. Yemeyeceksin poşeti. Yeme. Şu doğaya attıklarım, atıklar hem hayvanlara zarar veriyor hem de doğaya. Şöyle. Kızım. Ya sen nesin oğlum? Sen ne anlatıyorsun? Ha? Sen nasıl öyle bakıyorsun? Bak bakayım bir. Bozo. Gözlere bak, gözlere. Hadi kızım, hadi. Hadi. Hadi yavaş yavaş emin yolunu tutun. Bugün de böyle. Şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar Gazi Pınar Köyü Orta Mahalle. Şöyle göstereyim sizlere. Yeni yeni evler yapılmaya başlamış. 3 mahalleden oluşuyor. Öyle bir yurt dediğimiz yer arkadaşlar, şöyle. Yurt dediğimiz ya, tağlalar falan var. Gömündere. Eski köy dediğimiz. O tam o tepede arkadaşlar köy var. Eski köy, Tuzla köyü.
Onlar da dönemde Yuşmuş Şamlı Tokat'a yerleşmişler. Arazilerin azlığından, iklimin şartlarının kötü oluşundan dolayı buraları boşaltmışlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'na gitmişler. Çoğu geri gelmemiş. Kalanlar da tekrar gitmiş arkadaşlar. Bugünlük de böyle. İzleyen herkese tekrar teşekkürler. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.